Selamlar. Koray Can'la birlikteyiz. Yepyeni bir şarkı yayınladı. Harika bir şarkı yine her zaman olduğu çok gibi. Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi hep tabii soruyorlar albüm ne zaman gelecek, albüm ne zaman gelecek, böyle adım adım harika şarkılarla ilerliyor. Nasıl bir aşamada şu anda, hani albümü ne kadar daha bekleyeceğiz? Vallahi birkaç ay daha bekleyeceğiz herhalde. İşte bundan sonraki şarkıda albüm çıkarmayı düşünüyorum ama biz böyle pandemi araya girdi, hala çalışıyoruz üstünde ya. Ben hatta öyle bir şey oldu ki süreç uzadığı için yeni şarkılar yapıyorum, ona bile kullanıyorum acaba bunu da mı koysak falan diye. Böyle bir kafaya soktu bizi, bakalım. Yani seneye herhalde artık baharda ortalıkta oluruz her şey. Şahane. Şöyle bir şey var galiba, daha doğrusu birazcık şu anki jenerasyon işte böyle hemen evde yapıp kaydedip yayınlıyorlar ama böyle sende birazcık da belki o dönemin jenerasyonunda çok kusursuz olsun, her şey harika olsun durumu var değil mi? Sorma, evet. O bizde böyle zehir gibi. Öyle bir şey, bizde o alışkanlık var. Hep böyle bir işte standart üstü olsun, ünce, cinci, işte ayrıntısı, işte yok mixi falan olsun, o ses, bu ses fazla araştırıyoruz biraz, evet. Bir mükemmeliyetçi taraf var genel bizde. İhtimaller yine kimileri. Böyle üçü de hem birbirine yakın ama aslında çok başka da şarkılar bir taraftan. Böyle albümün bütünlüğü için böyle hani neler söylersin? Hani şaşırtacak bir ters köşe var mı ya da bu üç şarkıya nasıl yorumlar geliyor dinleyiciden? Vallahi yani bu işte Serkan'ın dokunduğu şarkılar düzenlemesine, Serkan Çeliköz'ün. O bir, zaten bir sound'u oluşturdu kendi içinde. Biz de Cem'le kayıtları yaparken zaten onun üstüne kurduk. Yani sürprizli esasında böyle kimilerinin işte yinenin sound'u yeni bir sound'u esasında benim için. Yani yeni bir şey denedik. Rock'n'roll'dan tabii taviz vermiyoruz. Öyle şarkılar da var. Onları da çalışıyorum. Bakalım yani böyle güzel, yeni gelen bir albüm. Tabii bu yani şarkılar tabii böyle sound olarak birbirine yakın, farklı tınlıyor. O bir şeyden oluyor. Single single çıkarıyoruz ya. Normalde bir albümün içinde bunu dinlemiş olsanız hepsi esasında birbirine bağlı şeyler yani şarkılar. Peki diğer yandan konserlerle ilgili soracağım. Tabii Harun Tekin'le şakalı devam ediyor ama seyirci de böyle, dinleyici daha doğrusu böyle cayır cayır bir Koray Can'da bir dinleyelim özlemi var. Sende de o var mı? Bir an önce sahneye çıkayım. Var. Yanıp tutuşuyorum bu aralar esasında da. Yani şey yapmak istemedim, böyle işte albüm çıksın, öyle bir sıfırdan böyle taze başlayalım, hep o kafa vardı. Albüm sarktığı için bu işte konserler de sarktı. Ama diyorum işte şimdi yeni seneyle beraber başlarız ya, ben de çok özledim sahneleri. Harika. Bir de son olarak müziğin hani şu an geldiği noktayı konuşalım. Her şey çok hızlı değişiyor, bambaşka bir çağa girdik. Neyi nasıl takip edeceğimizi şaşırdık. Evet. Sana nasıl yansıyor bütün bunlar, bu değişim? Nasıl hissediyorsun? O hızlanıyor, ben yavaşlamaya çalışıyorum. O hızlanıyor, ben yavaşlamaya çalışıyorum. Yani şöyle bir havadayız yani, evet, böyle belirsizlik çok fazla var. İşte uyumlanmaya çalışıyoruz yeni sisteme. Yani 5 sene sonra, 10 sene sonra bu işte müzik paylaşımı, üretimi ne hale gelir, teknoloji bizi nasıl etkiler? İşte bunları gözlemleyerek devam ediyoruz tabii. Böyle yani elle tutulur, işte eskisi gibi işte CD'ler, kasetler falan, onlar gitti. Artık dijitalde paylaşılıyor. İşte albüm konsepti de birazcık yıprandı. İşte tek tek şarkılar çıkıyor herkes. Herkes evinde kayıt yapıyor, istediği şekilde çıkarıyor. Yani bir standart yok. Böyle bir enteresan, bir kaotik bir durum var. Ama tabii çok fazla iş çıkıyor. Ya benim en mutlu olduğum şey, çok iş olduğu için aralarda muhteşem şeyler bulabiliyorum. Çok iyi şarkılar bulabiliyorum, çok iyi şarkıcılar bulabiliyorum. O avantajı o. Ama dezavantajı da işte havadayız yani, bilinmezdeyiz. Tam da onu soracaktım. Yani kulağına güzel gelen şeyler, hani dönem olarak da kıyasladığında, geçen bahsettim az önce de konuşurken, Tayfun Polat'ın işte bağımsız müzik sohbeti. Yani Türkiye'de bağımsız müzik neydi, şu anda bağımsız, ne kadar bağımsız ve bu yeni jenerasyon müzisyenlerin aslında çok da birbirleriyle, biz eskiden daha iç içeydik, kol kolaydık ve desteklerdik. İşte o Taksim'den, eski o dönemlerden bahsediyor. Şu an nasıl görüyorsun her şeyi? Vallahi bağımsız müzik, ben eskiden bağımsız müzik dediğin şey böyle bootleg, kendi kasetini bas, el altından dağıt gibiydi yani. Bağımsız öyle bir şeydi. Bu yeni dönemde bağımsız müzikte tabii işte yeni yeni ufak şirketler kuruldu. Buna servis yapan şirketler var. Artık fazla şey var, servis ortamı var. İşte dijital dağıtımcılarla kendin anlaşma yapabiliyorsun. Kendin bağımsız bir yapı kurmuş oluyorsun. Tek başına da yapabiliyorsun işi. Çok değişti o ya. Yani tabii yani dünyadaki bağımsız müzik, bu independent müzik, indie müzik durumu o farklı. İşte o şeyden de bildiğin Beggars Group falan biliyorsun şeyden. İngilizler State 51'la çalışıyoruz ya, şirket. Yani orada mesela Beggars Group'un yaptığı bütün o bağımsız müziği toparlayıp bir torbanın içinde buluşturup onu böyle büyük bir yapı haline getirmesi falan.
Tabii o dünyada farklı şekilde ilerliyor. Bizde daha zamanı var. Bence olacak burada da. Yani onlar da bir araya gelip bir güç olacaklar. Çünkü sistem değişti. Eski yapıda da hareket edemiyor büyük şey major plak şirketleri, büyük plak şirketleri. Yani nereye gelecek bilmiyorum olay. Yani bir çözüm bulacak sektör kendi kendine. Peki son olarak bir de şu anda hayatının nasıl bir dönemindesin? Çok üretken bir yandan bir şeyler yapıyorsun. Pandemi girdi tabii araya böyle bir eskiden daha bir işte gece hayatı ve rockstarlık hani işte şu anda çok az hani çok fazla kalmadı. İşte hala Teoman birazcık ara ara ortaya çıkıyor, kayboluyor falan. Sende durumlar nasıl? İşin o tarafını hani bıraktım artık onları sakinim mi diyorsun? Nasıl hissediyorsun? Ya dönem dönem değişiyor. Hiç bıraktım falan diyemem. Ben küçüklüğümden beri böyle annem şey derdi, oğlum senin göbeğin dışarı bağlı derdi, ben şöyle sürekli dışarı çıkardım. Yani o böyle bazı dönemler yavaşlıyorum, bazı dönemler artıyor. İşte duruma göre değişiyor ama yani son bir iki senedir pandemi yüzünden pek de bir tadı tuzu yok olay yani. Yani böyle bir işte arkadaşlarınla bile buluşsam hep böyle bir herkesin kafasının bir köşesinde pandemi tedirginliği var. İşte lan ne olacak hani maskemi taksak kapalı alan herkes maskesiz. Yani eskiden böyle dertlerimiz yoktu tabii yani şu anda. Tamamen psikolojisi değişti olayın. Ondan rahatsız olup mekanı terk edenler bile oluyor yani. Hani, ama fazla riske atmayayım işte kısa kalayım falan. Bunlar yepyeni şeyler bizim için. Böyle numaralar yoktu işte. Geceyi bitirdik, sabaha kadar takılırdık. Herkes artık böyle içip çıkardı neyse. 12'de müzik bitmezdi falan. 12'de müzik ya evet yani o da başka bir kafa. 12'de başlardı. Niye 12 olduğunu kesinlikle anlamış değilim bu arada. Neden 2 değil yani? Yani bunu kimse anlatamaz bize. Ya öyle işte bir garibiz yani şu anda böyle bir böyle tıkanmış durumda ama yani her zaman normale dönecek bir şeydir. Çünkü insanların her zaman sosyal hayata, temasa, aksiyona ihtiyacı var. Olacaktır, toplayacaktır. Harika. O zaman hem albümü hem de konserleri heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.